Program normal, program normal. Kapur şekerim normal, aşık şekerim normal. Buralım. Şuraya mı koyuyorsun? Şerif abi ekstradan şeker olabilir. Kurtulma şeyi falan yok herhalde. Abi yok. Tansiyonu sapladın mı? Ne yaptın? Devam ediyorsun. Yes. Tamamen geçmesin mi? Ameliyat olursun ancak. Zayıflama ameliyatı. O zaman geçer. Yeşilay Derneğimiz henüz yeni kuruldu. Kurulum aşamasında üyelerimiz ve yönetim kurulumuz belirlenmiştir. Ben de bir bu derneğin bir üyesi olarak bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Her yıl bildiğiniz gibi madde bağımlılığı nedeniyle, alkol ve sigara bağımlılığı nedeniyle yüzlerce binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Evet, bildiğiniz gibi madde bağımlılığı tanım olarak kişinin bu maddeye müptela olup hiçbir şekilde bırakamaması, bıraktığı zaman yoksunluk yaşaması ve bu maddeyi bulmak için hırsızlık, gasp ve benzeri şeylere varana kadar bir takım faaliyetlerde bulunması olarak tanımlanabilir. Bu bağımlılığın temelinde en önemli eksiklik kişinin soyutlanması, ailesiyle olan bağlarının zayıf olması, anne babası arasında şiddet gibi durumların olması ve bu kişinin buna bağlı olarak şefkatten ve merhametten uzak kalması ve bu nedenle bir boşluğa düşmesinden dolayı maddeye yönelmesi. Bu madde sigara olabilir, uyuşturucu maddeler, eroin, kokain, esrar gibi maddeler olabilir, alkol olabilir. Bunların yanı sıra kişinin kendi ailesinde herhangi bir sıcaklık, sıcak bir ortam bulamaması bunda en önemli etmenlerden biri. Ayrıca toplumdaki bozulmanın bir nedeni de manevi duyguların çok özümsenmemesi ve aile tarafından bu kişiye anlatılmaması, İslamiyet'i tam olarak bilmemesi ya da taklidi olarak öğrenmesi, tam olarak hakiki anlamda öğrenmemesi. Çünkü hepimiz Müslümanız, hepimiz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kişi sadece maddi olarak, maalesef bazı ailelerimiz de bu konuda sadece maddi olarak kişinin mesela harçlığını veriyor, ondan sonra onu güzel okullara gönderiyor. Maddi olarak çok iyi olduğu halde ruhundaki boşluğu dolduramadığı için bu şekilde kendini sarhoş edici, kendini uyutucu, beynini ve kognitif fonksiyonlarını devre dışı bırakıcı şeylere yöneliyor. Eroin gibi, esrar gibi, alkol gibi, sigara gibi. Bunun yanında ailede şiddet olması, kişinin sosyal çevresiyle iletişim halinde olmaması, kendini soyutlaması da bunda önemli bir faktör. O şekilde. Ama tabii temel sıkıntı aile. Yani ailede bir merhamet, bir sevgi, bir muhabbet ortamı olursa şayet ve dinen de mücehhez edilirse o zaman hiçbir şekilde bu takım şeylere başvurması olmaz. Kişi mutlu bir şekilde yaşar. Toplumda da önemli bir mesafe kat eder. O şekilde. Hocam topluma baktığımızda genelde manevi eksikliği olan insanlarda bulunuyor, öyle mi? Evet. Maddeten zengin olup, çok iyi durumda olup bu illete müptela olan maalesef gençlerimiz var. Örneğin alkol yaşı 11 yaşına kadar düşmüş. Sigara hakeza 10 yaşına kadar, uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş. Ya bunun sebebi tabii sosyal medyanın da bunda önemli etkisi var. Yani o kişinin televizyon izlemesi, televizyonda bir takım özendirici durumların olması, kişinin boşlukta olması, aileden yeterli destek almaması nedeniyle böyle şeyler görülebiliyor. Bu maddeye müptela olanlar genelde aile sevgisinden mahrum olanlar. İşte annesi vefat etmiş, babası vefat etmiş ya da hayattalar ama yeterli ilgi göstermiyorlar. Öyle çocuklarda oluyor genelde. Ya da böyle zengin kesimi, çok zengin olanlar mesela. Her şey maddeten var ama ruhen aç olduğu için böyle şeylere başvuruyor kişi.